Sayın Başkan, kıymetli meclis başkanları, saygıdeğer dostlar, Türkmenistan'ın bağımsızlığının 30. yılı vesilesiyle Türkmenistan Meclisi tarafından düzenlenen bu toplantıda video konferans yoluyla da olsa sizlerle bir araya gelmekten memnuniyet duyuyorum. Dost ve kardeş ülke Türkmenistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümünü tebrik ediyorum. Türkmenistan'ın ve Türkmen halkının barış, huzur ve istikrar içinde ebediyete kadar yaşamasını bütün kalbimle temenni ediyorum. Ayrıca yakın zaman önce kıymetli babasını kaybeden Türkmenistan Devlet Başkanı saygıdeğer Gurbanguly Berdimuhamedov'a ve Türkmenistan halkına başsağlığı dileklerimi sunuyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sözlerimin başında yarısını tamamladığımız mübarek Ramazan ayını bütün Müslüman topluluklar için tebrik ediyorum. Bu bereketli ayın bütün insanlığa sağlık, barış ve huzur getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Değerli mevkidaşlarım, içinde bulunduğumuz 2021 senesi Türkmenistan barışın ve güvenin ana vatanı yılı olarak kutlanmaktadır. 1991 yılında bağımsızlığını ilan eden Türkmenistan, dış politikada duruşu ve sahip olduğu daimi tarafsız ülke statüsü ile barışın ve güvenin ana vatanı olmayı tam anlamıyla kamilen hak etmiş müstesna bir ülkedir. Tarafsızlık siyasetini dış politikasının temel prensibi olarak benimseyen Türkmenistan, akılcı ve kendinden emin tutumuyla bu duruşu aktif tarafsızlığa dönüştürerek gerek bölgesinde gerek uluslararası alandaki işbirliğine her daim katkı sağlamaktadır. Bugün değerli kardeşim Türkmenistan Meclisi Başkanı Sayın Gülşat Mehmedova'nın davetiyle bir araya geldiğimiz bu anlamlı toplantıda esasen uluslararası barış ve güvenin güçlendirilmesinde parlamenterlerin rolünü istişare ediyoruz. Barış, istikrar ve güven öncelikle halklarımızın temsilcileri olan parlamentolarımızın vazifesidir ve bu husustaki anlayış birliğimiz memnuniyet vericidir. Saygıdeğer meclis başkanları, bilhassa içinde bulunduğumuz küresel salgın süreci, uluslararası barışın tesisinin ve güven ortamı inşa etmenin ehemmiyetini bizlere somut biçimde hatırlatmıştır. Salgın, derin sosyal, ekonomik, insani ve siyasi etkileri olan ve gelecekte de neticelerini hissedeceğimiz bir vakıa olarak karşımızda durmaktadır. Bir başka ifadeyle bu imtihan, insanlığın selametini etkileyen meselelerimizin ve bunlara yönelik çözümlerin müşterek olduğunu ispatlamıştır. Irk, renk, cinsiyet ve yaş ayrımı olmaksızın bütün insanlık COVID-19 ve benzeri musibetlere karşı bir kader birliği içerisindedir. Uluslararası dayanışmanın belki de hiç olmadığı kadar elzem hale geldiği bu konjonktürde parlamenter diplomasi, bölgesel ve uluslararası istikrarın temininde önemli rol oynamaktadır. Parlamentolar olarak müşterek hedefimiz ülkelerimizin siyasi birliği ve toprak bütünlüğü temelinde ortak bir paydada birleşerek geleceğe yönelik işbirliği fırsatlarını geliştirmek olmalıdır. Parlamentolar bu süreçte insanlığın geleceğini tehdit etmeye devam eden terör, savaş, şiddet, göç, fakirlik ve kıtlık gibi küresel sorunlara da çareler üretmeye devam etmelidir. Halklarımızın bizden temel beklentisi budur. Unutulmamalıdır ki hesaplanamaz biçimde değişim gösteren ve karmaşıklaşan tehdit ve sınamalarla tek başına mücadele yeterliliğine sahip olan bir ülke dünyada mevcut değildir. Bu çerçevede işbirliğine ve diyaloğa açık olmamız, sorumluluk alıp çözüme yönelik katkı sunmamız, temsil ettiğimiz halklarımızın milletvekillerine yüklediği en önemli mesuliyettir. Kıymetli meclis başkanları, Türkiye hiçbir zaman sadece kendi iç barışına, istikrarına ve refahına önem veren, bir başka ifadeyle pragmatizmi, egoizmle harmanlayan bir ülke olmamıştır. Bilakis paylaşmayı, huzur ve barışın tesisinde öncü rol oynamayı ve yardımlaşmayı şiar edinmiştir. Bizler başta komşularımız olmak üzere bütün ülkelerin istikrarına ve toprak bütünlüğüne saygı duyuyor, uluslararası barış ve güvenin güçlendirilmesi meselesine bu veçheden bakıyoruz. Türkiye olarak herkesin güvenliği için çalışmak, bütün insanlığı barış ve istikrar içinde yaşatmak için mücadeleye devam etmekte kararlıyız. Bu hedef doğrultusunda ülkemiz, Birleşmiş Milletler ve bölgesel kuruluşların
kapasite geliştirme çabalarına katkıda bulunmanın yanında, talep eden ülkelerle de ikili düzeyde kapasite geliştirme programları gerçekleştirmekte, savunma ve güvenlik işbirliği anlaşmaları imzalamaktadır. Bilmenizi isterim ki Türkiye bu alanda her türlü işbirliğine açıktır. Saygıdeğer Meclis Başkanları, Türkiye her geçen gün gelişen imkan ve kabiliyetleri çerçevesinde gerek bölgesinde gerek uluslararası alanda güvenlik, istikrar ve refahın temini gayesiyle çok boyutlu ve çok taraflı, ilkeli ve barışçı dış politikasını girişimci ve insani bir yaklaşımla yürütmektedir. Bu anlayışla bölgemizdeki ve dünyadaki ihtilafların çözümlenmesi için inisiyatif almaktan da kaçınmamaktayız. Bu toplantıda temsil edilen pek çok ülke dahil olmak üzere ikili seviyede yüksek düzeyli işbirliği konseyi mekanizmasına sahibiz. Yakın çevremizdeki ihtilaflara kalıcı çözümler bulunması için bölgesel sahiplenme anlayışıyla hareket ediyor, üçlü ve dörtlü işbirliği süreçleriyle bölgesel girişimlere de öncülük ediyoruz. Parlamenter diplomasi bütün bu girişimleri tamamlayan en önemli enstrümanlarımızdan birini teşkil etmektedir. Değerli Meclis Başkanları, az önce Ermenistan Meclis Başkanı'nın yaptığı konuşmada Türkiye'ye yönelik, Türkiye aleyhine ifadeleri, sözleri vardı. Kendisinin de bu toplantıda ayrılmamasını, söylediği sözlere cevaben söylenecek olan sözleri dinlemesini beklerdim. Bir ülkeye aleyhine söyleyecek sözünüz varsa onun vereceği cevabı dinleyecek cesaretinizin de olması lazım. Bir siyaset adamına yakışan budur. Fransızların bir sözü vardır: olması gereken yerde bulunmayanlar daima haksızdır. Türkiye, Ermenistan'ın gerek Azerbaycan'a karşı gerekse bölgesel olarak bir tehdit, bir risk oluşturan, bir sorumsuz hareket eden bir devlet olduğu kanaatindedir. Ermenistan 30 yıldan fazla bir zamandır Azerbaycan topraklarında, başta Karabağ olmak üzere Karabağ dışında da başka Azerbaycan topraklarında, toprakların %20'sini işgal eden bir devlettir. Ermenistan'ın işgalci olduğunu söyleyen kim? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin farklı zamanlarda 4 kararıyla Ermenistan, Azerbaycan topraklarında işgalci olarak nitelendirilmiştir. Kim söylüyor Ermenistan'ın işgalci olduğunu? Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi. Kim söylüyor? Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı söylüyor. Dolayısıyla Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarında işgalci olduğu, uluslararası hukuka göre, uluslararası hukukun tesis ettiği kurumlara göre bir tespit edilmiş gerçektir. İkinci husus, Ermenistan, Azerbaycan'la olan çatışmasında bir saldırgan durumundadır. 27 Eylül 2020 tarihinde Ermenistan'ın saldırısıyla gelişen bir çatışma söz konusudur. Bir başka husus, Ermenistan çatışmadaki sivil hedeflere, çatışma dışı olan hedeflere saldıran bir taraftır. Bu Cenevre Sözleşmesi'ne aykırı bir savaş suçu mahiyetindedir. Bizzat ben meclis başkanı olarak 20 Ekim 2020 tarihinde Azerbaycan ziyaretinde Gence'ye gittim ve Gence'de Ermenistan'ın sivillere olan saldırısını, orada kadınları ve çocukları nasıl katlettiğini, nasıl yaraladığını, sakat bıraktığını bizzat gözlerimle müşahede ettim. Bir başka husussa, Ermenistan bu çatışma sırasında, çatışma dışında olan yerlere, bölgelere, mesela Nahçıvan gibi bir bölgeye de saldırarak bölgedeki çatışmanın alanını genişletmek, komşu ülkeleri de bu çatışmanın içerisine sokmak için saldırgan bir tutum içerisinde hareket etmiştir. Türkiye, bölge barışı için bu anlamda bir risk, tehdit eden tavırlar karşısında Türkiye her zaman uluslararası hukuktan yana, barıştan yana, haklıdan yana bir tutum içerisinde bulunmuştur. Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında yer alması, dost ve kardeşliğin ötesinde Azerbaycan'ın haklılığıyla ilgili ve bölgesel barış için tehdit oluşturan bir unsur karşısında tavrıyla ilgili bir durumdur. Değerli katılımcılar, bugün bu toplantıya ev sahipliği yapan Türkmenistan, bizim için özel bir mana ifade eden, hissiyatımızın karşılıklı olduğunu bildiğimiz kardeş bir ülkedir. Türkmenistan, Anadolu'nun bizlere vatan olmasını sağlayan Büyük Kumandan Sultan Alparslan'ın ebedi istirahatgahıdır. Tarih yolculuğunda kimi dönemler uzak kalınan zamanlar olsa da ülkelerimiz arasındaki gönül bağı hiçbir surette kopmamıştır. Türkmenistan'ı ilk tanıyan ve burada ilk büyükelçiliği açan ülke olarak Türkiye,
Bağımsızlığının 30. senesini kutlayan Türkmenistan'la ilişkilerimizi en sağlam zeminde yürütmeye devam etmekten mutluluk duyuyoruz. Türkmenistan'ın başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası ve bölgesel platformlarda yükselen profilini takdirle takip ediyor, gayretlerini destekliyoruz. Bu bağlamda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 2021 yılının Uluslararası Barış ve Güven Yılı ilan edilmesi girişimini de sonuna kadar destekledik. Türkmenistan'ın tarafsızlık statüsüne halel gelmeksizin Türk Konseyi'nde de aramızda bulunmasından memnuniyet duyacağımızı burada ifade etmek isterim. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken toplantıyı düzenleyen Türkmenistan Meclisi Başkanı Sayın Gülşah Mehmedova'ya teşekkür ediyorum. Toplantımızın hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.